Cuma namazının hükmü nedir? Niye başlayalım hocam inşallah? Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum Muhammed hocam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah'ım inşallah yapacağımız programın tesirini şimdiden halk eylesin, ziyade eylesin inşallah. Gerçekten sizin de ifade olarak söylediğiniz gibi yani önemli bir konu var yine masamızda inşallah. Cuma namazı. Şimdi cuma namazının hükmü nedir diye soruya cevap verecek olursak bir kere şunu bilmek lazım. Cuma namazı her Müslüman için olmazsa olmazı olan bir namaz. Ne diyor ona fıkhi ifadeyle? Farz-ı ayın bir namazdır. Şimdi farzlar ikiye ayrılır. Bir farz-ı ayın var, bir farz-ı kifaye var. Farz-ı ayın her Müslümanın yapması gereken farzlardan bir tanesidir. İbadetlerden bir tanesi. Dolayısıyla cuma namazı da farz-ı ayındır. Ehemmiyetine binaen cuma namazının diğer farz olan namazlardan ayrıca bir özelliği vardır. Ayrıca bir özelliği. Nedir o? Diğer farz namazlarının kazası vardır ama cuma namazının kazası dahi yoktur. Tekrarı yoktur. Kılan kıldı, kılmayan kaçırdı, geçmiş olsun demektir yani. Bu da neyine binaen? Ehemmiyetine binaen olması hasebiyle. Hatta bu cuma namazıyla alakalı birkaç tane böyle ifadede söyleyecek olursak, mesela cuma günü müminlerin bayram günü olması hasebiyle o gün oruç tutulmasına dahi Rabbimiz ne yapmıyor? Hoş karşılamıyor. Kerih görüyor. Mekruhdur çünkü cuma günü oruç tutmak. Ki bak oruç tuttuğu halde ne deniliyor? Tek başına tabi. Yani bir gün öncesini bir gün sonrasını katmayla olur ama sadece cuma gününe has o gün oruç tutulması dahi mekruh olmuş oluyor. Bu da cuma gününün ehemmiyetine, farz olmasına binaen olmuş oluyor. Dolayısıyla cuma namazı farz-ı ayın bir namazdır. Evet hocam, bir seyircimiz sormuş. Demiş ki hocam kılarsan kıldı, kılmazsan geçti dediniz. İşim hasebiyle bazen cumalara gidemiyorum. 3 kere cumaya gitmesem nikahım düşer mi diye sormuş. Şimdi o halk dilinde dolaşıyor o ifade gerçekten. Ama güzel aslında, şöyle güzel. Gerçekten insanlarımız çok samimi. Cuma namazının tekrarı yok ya. Kazası da olmadığı için böyle bir ifade var ama tabii fıkhi yönünden olaya baktığımız zaman şöyle. Eğer cumanın farziyetini, bakın cuma namazı çok önemli bir namaz. Kazası yok dedik, tekrarı yok dedik. Gerçekten her Müslümana farz-ı ayın olan bir namazdır dedik. Ama eğer cumanın farziyetini, farz olduğunu inkar etmediği sürece, yani cuma namazı farzdır demiyorsa, kabul etmiyor diye öyle bir ifade, düşüncesi, hareketi yoksa biz buna kalkıp da işte nikahı düşer veya işte dinden çıkar böyle ifadeler kullanamayız. Günahkardır. Haram işlemiş olur, günah işlemiş olur ama nikahının düşmesi diye veya imanının gitmesi, kafir olması diye bir ifade kesinlikle yanlış bir ifadedir.